Esselamu Aleyküm Bugün inşallah Nahvü Talimi ile ilgili birkaç çekim e, videosu hazırlayacağım. E, konu nekire ve marife diye külli bir konudur. Önemli bir konudur. Arapçanın e, içerisinde e, bir külliyet kesbeden e, gerçekten geniş yer kaplayan bir konu. İsimlerle ilgili bir konudur. Evvel onu söylemek gerekir. Yani nekirelik ve marifelik isimlerde olur. E, nekire belirsiz isim, e, marife de belirli isimdir. E, bu kısa bilgiden sonra şöyle zaten kitabımız çok temiz bir şekilde, çok nezih olarak bu sunumu yapacak inşallah. Nekire ve marifenin kısa bir mukaddimesi, açıklaması yapıldıktan sonra e, marife çeşitlerinden başlayacağız inşallah. Şöyle ennekiretu vel marifetu diye bir mukaddime var. Bu metni okuyup manasını inceleyelim. Evet. E, Yankasimu şöyle kalemimiz budur. Biraz kalın olsa güzel olur. Evet. Evet. şöyle yen kasimu el ismu min haysu tenkiri ve tarif ila kismayn'' Tenkir nekirelik, tarif marifeliktir. Yani böyle belirsizlik ve belirlilik üzerine isim, bakın isimin konumuz isimdir. Yen kasimu ayrılır ila kismayn'' İkiye ayrılır. Huma ikisi şunlardır. Elif, B. Arapçada böyle maddeler bu şekilde. 1, 2, üç'' değil de elif, B, T diye gider. Ennekiretu, nekire isim El Elmağrifetu, marife isim İkisi de arkadaşlar müennes e, kelimelerdir Dikkatinizi çekeyim e, O nedenle vehiye ile başlıyor O, ma öyle bir şeydir ki La teddülü ala şeyin muhaddedin ev muayyenin Ne muayyen ne de muhadded Ne sınırlı ne de belirli Bir şeyin üzerine delaleti olmayan ...dır. o delaleti olmayandır olmayan şeydir Yani e, bir isimdir ki herhangi bir şekilde sınırlı bir şeye ya da belirli bir şeye e, işte işaret etmez o isim Ve özellikle mislu örnek kitabın kitabın tenvillidir tabi bu Bu herhangi bir kitap demektir Raculun, bir adam herhangi bir adam Nehrun herhangi bir nehir şecerün herhangi bir ağaç e, es, herhangi bir arslan tayiretun herhangi bir kuş hadikatun herhangi bir bahçe e, talibun herhangi bir öğrenci talibetun herhangi bir kız öğrenci şeklindedir. Şimdi e, el marife ve nekire kısmına gelelim arkadaşlar şöyle. Yani nekire kısmı bitti, bir de marife kısmı var. B yani ikinci kısım. Ve hiye ma tedullu ala şeyin muhaddadin ev muayyinin. Bu sefer la tedullu değil, tedullu. Yani belirli ya da sınırlı bir şeyin üzerine delalet edendir. O delalet edendir, eden şeydir ve hiye ve o altıdır. Altı çeşittir marife. Tusemma enva'ul ma'arifi enva'ul ma'arifi marifelerin bu ma'arif marifetunun çoğuludur. Marifelerin çeşitleri tusema isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Eddamair zamirler esmaul işare ee, şöyle zamirler, marife, esma-ül işare, işaret isimleri hepsi marife sayılır. Esma-ül mevsule bunlar marifedir. İsm-ül mevsul denir. El alem yani özel isimler, işte şehir isimleri, insan isimleri, bir köy ismi ya da bir arabaya verilen isim hepsi alem isimler onlar yine marife sayılır. El muar el, -el muarraf muarrafu bi el Elif lam ile muarref olan, marife ma olan kelimeler yine marifedir. Ma Evil mahalla bil elifi ve lami ya da yani elif ve lam ile yani okunmasa bile elif ve lam başında elif lamın bulunmasıdır. Şöyle zaten örnekler geliyor. Mesela el kitap. Burada elif lam okunuyor ama er racul da okunmuyor. En nehr okunmuyor elif lam. Buna rağmen bu mahalli bil eliftir. Bunlar da yine marife sayılır. Ve son marife çeşidi de el-mudaf, mudaftır. Yani mudaf ile değil, mudaf. O da neye idafe edilmişse marife sayılır? İla marifetin. Herhangi bir marifeye, şu yukarıda sayılan beşinden herhangi birisine bir kelime idafe edilirse, yani kelime mudaf olursa o da marife sayılır. Bu da yani diğer beş ile ilgili. Şöyle zamirler zaten malumunuz ene, ente, huve, hiye, huma, hum, hunne gibi bütün zamirler marifedir. Zaten arkadaşlar marife olmasa o diye nasıl diyeceksiniz? Herhangi bir o olmaz. O. Belirlidir ki o diyoruz. esma işare yine işaret edilen illa marifedir. Bilinir yani işaret ediliyor çünkü. O da mesela haza, bu, bu müennes, bu müzekker, haulay, onlar, şey bunlar. Ee, zalike Ulaike e, gibi ee, Zalike talike ulaike Onlar da işte uzağa göster İşar isimleridir Onlar marife arkadaşlar El esmaul mevsule ismul mevsuller Arkadaşlar ellezi elleti Ellezine bunlar harf değildir Bazıları zannediyor bunlar harftir Bunlar isimdir arkadaşlar Zaten adı üstünde ismul mevsul Esmaul mevsuldür <laughs> bunlar Bunlara isim denir Ha şöyle bir nükteyi söyleyeyim arkadaşlar. Normalde buna ne denir? İsmul mevsulü. İsmul el ismül mevsulü. Mevsul isim arkadaşlar denir. Ama öyle çoğul olursa el esmaül mevsulü diyemezsiniz. Çünkü el esma cemi teksir kırık çoğul olmak isimler manasında isimler. Kırık çoğul olmasa bile kendisine sıfat olarak bakın ona uyumlu olacak bir sıfat alır ki cemi teksir müfret müennes hükmündedir. Bakın el mevsuletu müfret müennes gelmiş onun sıfatı. Bu nükteyi de belirtmiş olayım. Yine alem isimler mesela Muhammed, Zeynep, Ayşe bunlar da yine arkadaşlar şeydir marife kelimelerdir. Tabi e, Muhammedun tenvin alırken Zeynep'u Ayşe'tu tenvin almaz bir nükteyi belirteyim ki bir hanım ismi eğer dört harf yani üç harften fazla ise hanım ismi hiçbir zaman tenvin almaz ama bir hanım ismi mesela Hindun üç harfli bir isimdir Hindun bu tenvin alır arkadaşlar dört isme yani dört harfe çıkınca üç harf değil de 4 harfe çıkınca tenvin alamaz bayan isimleri erkek ismi öyle değil illa tenvin alır tabi erkek isimlerin de gayrı olan tenvin alamayanları var o ayrı bir konu. El muarrafu bi el ya da el evil mahalla. E, ya da muhalla. Muhalla yani mahallenmiş bil elifi ve el lam. Yani üstünde elif ve lam olan kelimeler. İşte mesela bu muarref elif lam diyorsun. El kitabı zaten okunuyor. Burada el racul, el neher, el şecer. Bunlar da okunmasa bile marifelik alametidir. O elif lam. Şöyle arkadaşlar. Ben burada videoyu tamamlamak istiyorum. Çünkü güzel bir konu oldu. Yani bir giriş e, anlamında güzel bir konu, güzel bir e, kısımdı. İnşallah bizim e, şöyle bakayım eğer uzamayacaksa yani evet bir sonraki derste de biz buraya işleyelim inşallah şurası. Ve kad İbn Malik. Ondan sonra e, ilk konumuz olan şöyle onu da göstermiş olayım damair konusu yani bu altı kısım marifeden ilk olarak zamirleri inceleyeceğiz. Zamirlerin işte bütünüyle yani zamir nedir, muttasılı, munfasılı bütün ayrıntıları zamirleri inşallah inceleyeceğiz. Onu belirtmiş olayım.